17 Eylül 2022'de yapılacak Beşiktaş Divan Kurul Başkanlık seçimi için adaylığımı arkadaşlarımla beraber açıklamak için buradayız. Hepimize inşallah önce kulübümüze sonra da bizlere hayırlı olur. Kulüplerin milli olmaktan çıkacağını görme endişesiyle bu işlere soyunduk. Yoksa yani itimat edin buna ayıracak ne vaktimiz var ne de böyle popüler olmak gibi endişemiz var. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor. Arkadaşlarımı da rahatsız ettiğine eminim. Bizler son derece huzurlu, kendi halinde hayatlarını yaşayan insanlarız. Ama bu hal ve gidiş kulüplerin yerli olmaktan, milli olmaktan çıkacağını bize gösteriyor. O yüzden ben ve arkadaşlarım bu işe talip olduk. Üstüne üstlük tabii ki son derece 5 yıldır söylediğim gibi şerefli bir görev. Ben bu işe 5 yıl evvel ilk talip olduğumda çok yakınlarım, eşim başta olmak üzere, kardeşim başta olmak üzere, çocuklarım başta olmak üzere bana niye kabul ettiğimi sormuşlardı. Şunu söylemiştim. Gencecik insanlar bu ülkenin müdafaası için hayatlarını verip şehit oluyorlar ve Türk bayrağına sarılıp gidiyorlar. Biz hiçbir şey yapmadan yolcu ediliyorlar. Biz hiçbir şey yapmadan İstanbul Boğazı'nın kenarında oturarak, klimalı bir ortamda oturarak, sadece düşüncelerimizi söyleyerek, gücümüzü olabildiğince kullanarak bu işlere içine giriyoruz ama öldüğümüz zaman üzerimize şerefli Beşiktaş bayrağını asacaklar, koyacaklar. Beşiktaş bayrağının üzerinde de Türk bayrağı var. Bundan daha büyük şeref olur mu? Kulüpler yabancıların eline geçecek. Yani Göztepe'yi galiba bir Danimarkalı firma aldı, değil mi? Yatırımcı aldı. Vallahi kanunu da değiştirirseniz ne kanunlar değişiyor? Beşiktaş'ta halka açık, halka açık kısmında gelir toparlar. Efendime söyleyeyim, parayı koyduktan sonra adam... Doğru mu? Doğru. Bazı toplumlar bunu kabul edebiliyor. Onu da anlıyorum. Mesela İngiltere'de Ruslar geliyor, alıyor. Uzak Doğulular geliyor, alıyor. Efendime söyleyeyim, Amerikalılar geliyor, alıyor. Bunu anlıyorum. Ama benim, yani biz İngiltere değiliz, Türkiye'de yaşıyoruz. Mesela Almanya'da bu olmuyor. Alman kulüpleri halen Alman. Doğru mu? Belki sömürge kültürü olan toplumlar için bu daha kolay anlamak. Çünkü İngilizler İngiltere'de olsun, Fransa olsun bir sömürge kültürü var. Ama bizim Türk milletinde böyle bir kültürü yok. Dolayısıyla biz başkalarıyla yaşamaya alışığız ama eşit şartlarda yaşamışız. Hiçbir zaman sömürge yapmamışız kimseyi. Sömürmemişiz. Dolayısıyla ben kabul edemiyorum bunu. Benim kafamda da belki hatalı olabilirim. Benim gücüm ne? Kendim kadar, arkadaşlarımın gücü kadar. 7 kişinin gücü kadar. Camia yok kardeşim, biz sizi istemiyoruz. Bizim de kulübümüzde Rusça, Çince veyahut da Arapça konuşulmasında biz beis görmüyoruz derse bizim yapabileceğimiz hiçbir şey olmaz. Tabii borç bizim borç da borcu veren de borcunu almak isteyecek. O zaman hep beraber el ele vererek borcu almak için gayret göstereceğiz. Biz ödemek için, onlar da borçlarını almak için. Dolayısıyla bu kadar pahalı transferlere izin vermeleri doğru mu? Borç veren olarak. Efendime söyleyeyim. Ama ben bütün bunlara rağmen halen ben ve arkadaşlarım etüt ediyoruz, çalışıyoruz. Dışarıdaki Beşiktaşlarla konuşuyoruz. Finansman konusunda dünyada ismi olan insanlarla konuşuyoruz. Bizler bu borçların ödeneceğini görüyoruz hala. Unutmayın, faiz ödediğimiz kısım sadece 200 milyon euro. Takımın boyunu kısaltırsanız, mali boyunu kastediyorum, o sizin cebinize kalıyor. Yani 50 milyon euroluk takım yerine 20 milyonluk takımla sahaya çıkarsanız 30 milyon cebinizde kalıyor. İnanın bu konu aramızda gündeme bile gelmedi. Biz bunun bize olumsuz etkileyeceğini hiç düşünmüyoruz. Aklımıza bile gelmedi ama bundan sonra düşüneyim. Önümüzde bir ay var, bakalım bize olumsuz etkiler mi etkiler, ama hiç zannetmiyorum. Camiye geçen dönem bizi büyük bir teveccühle seçti. Biz şimdi geçen dönemin üzerinde bir oy oranı almaya çalışıyoruz. Geçen dönem seçildikten sonra şunu söyledim teşekkür konuşmasında. Bize oy vermeyenlerle oturup konuşacağız. Niye bize oy vermediniz? Ne hatamızı gördünüz? Ne eksiğimizi gördünüz? Biz sizi nasıl ikna edebiliriz diye. Bunu da yaptık. 3 yıldır bunu da yapıyoruz. Ayda 2 kere toplanıp, tekrar diyorum, bize oy vermeyenlerle, oy vermediğini düşündüğümüz insanlarla, üyelerimizle konuşuyoruz. Daha geniş kitleleri sonra toplamaya başladık. 5 kere zannediyorum. Bunların içinde tekrar diyorum, bize oy vermeyenler de var.
Biz bunu bir handikap olarak ben görmüyorum. Arkadaşlarımla da hiç gündeme gelmedi. Ve biz ama düşüneceğim, enteresan bir soru. Düşüneceğim bakalım, bir göremediğimiz bir şey olabilir mi? Yönetim disipline verdiğini okuduk, duyduk. Turgay Bey de söylüyor. Ama bence önemli olan toplum bu gibi insanları içine kabul ederken daha dikkatli olmalı. Kimin kayığına binerse onun küreğini çeken insanların Beşiktaş'ta yeri olmamalı. Bana Türk demeyin, ben Arap'ım, utanırım deyip de arkasında aslan gibi Türk koruma polisini dolaştırıp İstanbul'un ortasında dolaşan insanların Beşiktaş kulübünde yeri olmamalı. Burada ay yıldız var, Arap bayrağı yok burada.